Evet, ekonomiyi yakından takip eden isimler, uzmanlar böyle söylüyor. Tıpkı Selçuk Geçer gibi, tıpkı doktor ekonomist Murat Kubilay gibi. Bugün şimdi Sözcü Gazetesi'nde onun görüşleri paylaşılmış. O dikkatimi çekti. Ege Cansel yazmış, yaşasın cari açık genişliyor diyor. Çünkü Murat Kubilay da diyor ki döviz kıtlığı artarsa çok daha derin bir kriz yaşarız. Türkiye ekonomisinin asıl sorunu cari açıktır diyor. Şimdi şeyler, bu konuların hepsi aslında ekonomi konusu gibi düşünülüyor. Fakat ekonominin küçük bir alanı olarak finans konuları bunlar. Yani ekonomist deyince, ben o rahatsızlığımı dile getireyim. Ekonomist deyince sürekli dolar, euro, faiz vesaire bunları konuşan insan anlıyoruz. Fakat örneğin tarım ekonomisi de bir alan, bölüşüm ekonomisi de bir alan. Yani çok daha derinlikli işler var. Bu oynaklık meselesine geldiğimiz zaman bu oynaklığı Nurettin Nebati aslında doğru söylüyor. Yani kurun seviyesinden ziyade oynaklık önemli. 17 lirada kalacaksa eğer mesela istikrar şekilde kalacaksa bu seviye bir sıkıntı yaratmaz. Böyle kalacaksa eğer 3 sene daha 5 sene daha 17'de kalacaksa ne âlâ bize, ne güzel. Oynaklığı durdurduk demesi ama daha doğrusu azaltılmış olması bir göreli vaziyet. Aralık ayına göre oynaklık azaldı. Gerçekten Aralık ayında bir kur şoku yaşadık. Şu anda aslında Nurettin Nebati'nin söylediği bir şok yaşamıyoruz diyor. Ama oynaklık durdu mu? Oynaklığı neye göre hesaplıyorlar? Bir döneme göre hesaplıyorlar. Bir dakikada olabilir, 10 dakikada olabilir, bir haftada olabilir, 3 ayda, 6 ayda olabilir. Şimdi diğer ülkelerin para birimleriyle kıyaslandığı zaman Türkiye'nin Türk lirası son 6 ayda %40 değeri artmış. Yani şimdi %40 değeri artan, pardon, dolar TL karşısında %40 değerlenmiş. Böyle bir para birimine oynaklığı azaldı denebilir mi Allah aşkına? Başka bir para birimi yok dünyada bu şekilde değer kaybeden. 6 ayda %40. Bu oynaklığın azaldığı anlamına gelmez. İkincisi başka bir problem var. Belirsizlik çok ciddi sorun. Belirsizlik. Mesela yıl sonuna ilişkin dolar hesaplamaları yapan böyle işte fon yöneticileri şeyler ya da işte bankalar bir fiyatlama yapıyorlar ki o fiyatlamaya göre kredi veriyor. Çünkü vadeli işlemler bunlar. Onlara mesela rakamlarını takip ediyorum. Bir tanesi 19'u fiyatlıyor, bir tanesi 22 diyor, bir tanesi 18 diyor. Bu inanılmaz bir belirsizlik. Normal şartlar altında, normal işleyen bir finansal piyasada, olağan, sağlıklı işleyen bir finansal piyasada profesyoneller yaklaşık tahminler yürütür. Yani sene sonuna ilişkin yaklaşık tahminler yürütür. Bizde öyle değil. Bizde kimisi 18'lik bir tahmin yürütüyor, kimisi 23'lük bir tahmin yürütüyor. Arada %30'luk, %40'lık farklar var. Öngörülemeyen bir ekonomi haline geldi Türkiye ekonomisi. Kur korumalı mevduatı tabii Nebati sürekli övüyor. Neden? Çünkü en boş karnı. Yani ekonominin en yumuşak karnı. Oraya tahkimatı arttırıyor. Orayı savunmak gerektiğini düşünüyor. Neden boş karnı? Çünkü buna finansçılar çıplak opsiyon diyorlar. Çıplak opsiyon. Kur korumalı mevduat gibi araçlara çıplak opsiyon diyorlar. Ya da korumasız opsiyon. Nedir? Riskin sonsuz olduğu opsiyonlar bunlar. Risk nazar sonsuz. Doların fiyatına ilişkin bir şey söyleyebiliyor musunuz? Söyleyemiyorsunuz. Doların fiyatı arttıkça sizin riskiniz artıyor. Peki maksimum risk nedir? Sonsuz. Bu yüzden bu bir çıplak opsiyon. Yani bu nedenle zaten sistemin tam ortasına riskin sonsuz olduğu bir dinamit koyuyorsunuz. Riskin sonsuz olduğu bir dinamit. Bu durumda doların fırlaması halinde, sert şekilde fırlaması halinde hazineye yükün sürekli arttığı ve doların son noktasının da ne olduğunu belli olmadığı bir durum söz konusu. Şimdi bunun dışında bir de dünyada da gelişmeler yaşanıyor. İşte FED şimdi dün enflasyon açıklandı. %9.1 ABD enflasyonu. Rekor üzerine yine rekor kırdı. Üstelik bu son faiz arttırımının üzerine geldi. Dünden önceki gün 75 bas puan arttırır diye düşünüyorduk biz FED önümüzdeki toplantısında. Şimdi 100 bas puan arttıracak diye bir beklenti ortaya çıktı. Bütün dünyada artık bu enflasyona karşı artık daha sert tedbirler almak yönünde bir beklenti oluştu. Ama Türkiye bütün dünyadan ayrıksız çok tehlikeli ve riskli bir ekonomi politikasına devam ediyor. Murat Kubilay da eğer döviz kıtlığı artarsa Türkiye bundan çok derinden etkilenir, derin bir kriz yaşarız diye uyarıyor. Döviz kıtlığı var zaten. Şimdi Türkiye'nin notu kırıldı'dan bir gün sonra Maliye Bakanı Hürriyet ve Sabah gazetelerine demeç verince ben dedim ki durum vahim. Çünkü verdiği demece baktığınız zaman ekonomik
gösteriler genelde izah edilecek bir durum yok ortada. Tamamen politik bir demeç veriyor. Ve amacı da belli şeyin. Bakana yüklenen görev de belli. Denmiş ki bakana sen seçime kadar bu durumu koru. Şimdi bütün güçleri de, bütün şeyleri de, güvenceleri diyeyim, kur korumalı. Ha dolar 17.50 mi? 18.50 olsa ne olur? 19.50 olsa ne olur? Belli ki seçimin sonuna kadar bu kur korumalı şeyi tutacaklar. Kur korumalı ne demek? Dolarda para yani para dolarda duruyor demek. TL görünümlü dolarda duruyor demek. Dolara endeksi TL'de duruyor. Dolara endeksi TL'de mi? Çünkü kendilerine bize söyledikleri Türk modeli dedikleri hiçbir şey olmadı. Yani cari açık kapanacaktı, ithalat düşecekti, ihracat çok artacaktı. Cari açık kapandığı için enflasyon düşecekti, kur düşecek. Bunların hepsi bir palavra olarak ortaya çıktı liste. Ama bakan görmüş yansımasını görüyor. Hiçbir yansıması yok. O bir tek, şimdi onun politika yapıyor. Bir tek şey var, onun bütün şeyi ikide bir de övünüyor. Bak kur korumaya getirdik, doları tutuyoruz. Evet, kur koruma olmasaydı belki dolar şimdi 25 lira olurdu. Belki 30 lira olurdu. Çünkü doları o seviyede tutmasının bir de işlerine yararlı bir şey de oldu. Petrol fiyatları aşağı gidince benzine, mazota da biraz indirim yaparak ortalığı kendilerini rahatlattılar. Ha şimdi de ekonomistler diyor ki ama diyor hazinede para yok. Bana göre ne bahsediyor? O yoksa yok, bana ne diyor? Önemli olan seçime kadar götürmek. Önemli olan o değildi. Önemli olan ben şu Nisan'ı göreyim. Evet. Nisan'dan sonra ne olursa olsun diyor. Nisan'a kadar. Benim işim diyor Nisan'a kadar bunu götürüp Cumhurbaşkanı'na buyurun efendim. Bakın baz etkisiyle enflasyon da aşağı indi. Yani geçen seneki Aralık'taki gibi enflasyon olmayacağı belli. Ha bazı şeylerde finans çevrelerinde bir atak bekliyorlar Eylül'de, Ekim'de. Yani ciddi bir kur atağı bekliyorlar, o ayrı bir mesele. Kur atağı neden bekliyorlar? Çünkü turizm gelirlerinden mahrum kaldığı anda şu anda ekonomi bir döviz kıtlığına meydan verecek bu ekonomik model. İki para bulamıyorlar. Yani ciddi miktarda bir, çünkü kredi notu 900'lere çıktı değil mi? Çok yüksek yani. Yani o kadar yüksek faizle para almaları gerekiyor ki alırlar da. Yani neden bulamıyorlar para? Mesela aralarını düzelttikleri ülkeler var. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, prens geldi gitti. Bazı anlaşmalar şimdi yapılacaktı, para gelecekti. O swaplarla belki gelir ama bir şeyler de vermeleri lazım. Yani bizim risk primimiz 900'ün üzerinde değil mi? Bu ne demek? Libor artı %9 daha faiz koymak demek. Libor 3, 9 daha koyarsan 12. Yani biz %12 dolara diyorum bakın. Dolara %12 faizle para alabiliriz demek. Dünya %3 ile bulurken sen evet. %12 ile buluyorsun. Veya adamın 0.5 riski çok az. Mesela Yunanistan'ın 2 falan. O %3 ile para, 4 ile para bulurken sen %12 ile bul. Bunu da bulmak zorunda Türkiye. Buna da katlanacaktır. Hiç her şeyde 12 değil 15 de olsa parayı bulacak. Borcunu kapatacak. Türkiye bir krize sokmadan gitme yolunu. Seçim bittikten sonra ne olur? Yangın. Aa. Yangın. Hani rüzgar esiyor ya şimdi. Biraz önce hepimiz dua ettik. Datça'da şey durdu. Rüzgar durdu. Şimdi rüzgar durdurtmaya çalışıyorlar. Ama rüzgar öyle bir esecek ki ondan sonra vay halimize diyebiliriz. Ama Nebahattin'in umurunda değil. Nebahattin öyle bana görünüyor dedi. Zaten. Ya zaten Cumhurbaşkanı'na söz verdim dedi. Ya millete söz vermedik. Ben Cumhurbaşkanı'na söz verdim. Enflasyonu indireceğiz. Enflasyonun inecek. Baz etkisi de inecek. Bu kur korumalı tutacağım. Kur korumalı ile birlikte doları da işte bu seviyelerde tutabilirsem şeye kadar Nisan sonuna kadar görevini tamamlamış bir Maliye Bakanı olarak dolaşabilir. Benim beklentim şu, tutarlar mı? Valla burada sermaye kontrolleri devreye girecek diye düşünüyorum ben. Çünkü kur korumalı mevduatta 1 trilyon lira yakın para birikmiş. Para birikti. Bu bir milli güvenlik krizi. Hep söylüyorum bunu. Orada biriken paranın artması bir ulusal güvenlik krizi. Çünkü o para aynı zamanda odanın içindeki gaz miktarını gösteriyor.
Dün vermiştim örneği. O örnek üzerinden devam edeyim. Ocaktaki gaz açık. Normal şartlarda siz ocağı kapatıp evi tahliye etmeniz gerekir. Fakat kur korumalı mevduat ne yapıyor? Ocak açık, mutfağın kapısını kapatıyor. Yani odanın, o gazın diğer odalara gitmesini engelliyor. Ama günün sonunda o mutfağa girilecek. Biz aynı ama evde işte yaşıyoruz. Ama işte günün sonu ne? Orası, o günün sonu seçimden sonra. Yani ben de onu diyorum. Seçime kadar o gaz birikiyor da birikiyor. Birikiyor da birikiyor. Bir şekilde o kapı açılacak biz o evde yaşıyorsak. Yani kur korumalı mevduat hayatımız boyunca, 10 yıllar boyunca sürdürülecek bir araç değil. Öyle olursa eğer bir şekilde patlar zaten. Bizim kapıyı açmamıza gerek kalmadan sen kur patlar. Sen kur korumalı birikmiş bir gaz olarak görüyorsun. Maliye Bakanı bunu bir başarı olarak görüyor. Çünkü diyor ki Maliye Bakanı... Bir trilyon birikti, bak ne kadar büyük iş yaptım diyor. Sen diyorsun günün sonunda bu patlayacak. Patlayacak çünkü bunu da salonda otururken ne diyor? Bak diyor gaz yok diyor. Evet. İşte gaz onu diyor, ben de politik davranıyor, onu söylüyorum. Salonda oturan bizlere diyoruz ki ya gaz açık, mutfağın kapısını kapattın sen. Başka deliklere bir şey yapmadın. Deliklere tıkanmış böyle. Deliklere tıkadın, orada sürekli bir sıkışma var. Bu risk sürekli faiz arttırıyor bakın. Yani demin Mehmet abinin dediği Libor'un üzerine %9 faiz ne demek? O CDS primi işte, ülke risk primi. Yükselmesi demek. Evet. O parayı niye bulmak zorundayız? Borç ödeyeceğim. Sadece borç da değil. Cari açık veriyorsun. Cari. Sürekli kaynak bulman lazım. Yani o cari açık dediğiniz şey kötüymüş, açık değil. Cari açık dediğiniz şey eşittir o miktarda bir para bulmak zorunluluğu anlamına geliyor. O parayı nasıl buluyorsunuz? Yüksek faizle buluyorsunuz. Sürekli birikiyor borç. 6 sürekli ayda birikiyor. 25 milyar dolar oldu. Evet. Bir şey okumuştum. Evet. 6 ayda. Düşünebiliyor musun? Sene sonuna kadar o kadarlık bir borç alıp işi kapatman. Yoksa doğalgaz da alamazsın, benzin de alamazsın, elektrik de üretemezsin. Doğru. Bu arada sıfır satları bir dakika kaldı. Tamam. Toparlayalım ve sıfır kapatalım. Satları vardı. Asıl zaten bence ihanet orada. Kur korumalı mevduatı çıkardıkları zaman 20 Aralık'ta benim aklıma şu geldi. Ha dedim, biraz vakit kazanmak istiyor. Belli ki bir reform paketi açıklayacak. Bu esnada dolar kurunu tutmak istiyor bu reform paketi. Ya söz konusu geçen 7 ay içerisinde kur korumalı mevduat açıklandıktan sonra 7 ay içerisinde herhangi bir ekonomik reform duydunuz mu siz? Hayır. Ne yapılıyor şu anda? Ne yapılıyor? Hiçbir şey yapılmıyor. Hiçbir şey. Yapacak hiçbir şeyleri yok ki. Evet. İhracat, ithalat da düşecek dediler, düşmedi. Cari açık kapanacak dedi. Kapanmadan hiçbir şey. Böyle o da bizim gibi seyrediyor. İşte toplayıp demeçler. O yüzden diyorum ki verdiği bütün demeçleri Maliye Bakanı'ndan ekonomi çerçevesinde değil, politika penceresinden bakmak lazım. Politik demeçler veriyor. Günü kurtarıyor, idare ediyor. Ay öyle iyiyiz, böyle bir sene iyiyiz. Aman ne kadar çok iyiyiz diye. Ama bu işin hakikaten rakamlarına hakim olan insanların hiç de öyle olmadığını bize söylüyorlar. Peki, birinci bitirdik saatimizi mi? Bitirdik. Doğru. Şimdi dönüşte tabii ki yangın bölgesine uzanıp son durumu alacağız. O ayrı. Bizimle beraber zaten o gündem ilerleyecek. Sıcak gelişmeleri paylaşacağız. Fakat biraz şöyle siyaseti de konuşacağız. Peş peşe anketler yayınlanıyor. Bugün Mehmet Tezkan demiş ki anketler Erdoğan eşyalarını toplamaya başlasın diyor. Çünkü eyvah, çok fazla sayıda anketin, arka arkaya yayınlanan anketin ortaya koyduğu sonuçları değerlendiriyor. Bir günün manşetinde ise ORC'nin anketi var, anket çalışması. Gerçekten bu da çok önemli. Pek çok yerde yer bulduğunu, bir veri olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Tabii haberlerimiz var. Osman Kavala'nın konseye bir mektubu var. Bir de CNN Türk yayınında yaşanan bir canlı yayın sırasında yaşanan bir olaya bakacağız efendim. Onu da ekrana getireceğiz birazdan. CNN Türk'te var, bir de Habertürk'te var değil mi? Orada var. İki tane var. Doğru. Peki. Malzememiz çok.